Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir selanik çalışması yapacağız. Bu çalışmamızda 3 rengimizi kullandık ve ard ardına bakınız renklerimizi örerek bu güzel görünüme ulaştık. Bu modelimizi erkek kıyafetlerinde, bayan kıyafetlerinde, bebek yelek ve ceketlerinde, battaniye yapımında kullanabiliriz. Çok güzel battaniye olmakta bu modelimizle. Evet, modelimizin ön yüzü bu şekilde dururken arka yüzü de şöyle görülmekte. Dilerseniz bu yönü de kullanabilirsiniz ya da çift yönlü olarak tasarımlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet modelimizi örmek için ben şöyle göstereyim. İpim kalın olduğu için ipimin kalınlığına uygun olarak 5 numaralı şişimi kullandım. Ve iplerimi şöyle bakalım. İplerimin hepsinde kalın ipler olarak tercih ettim. Dilerseniz e, dolgun iplerle örebilirsiniz. E, çok ince olmasın. Çok ince de modelimiz biraz zayıf kalmakta. Yeşil rengim kartopunun puntu. Renk numarasını isteyen arkadaşlarım için hemen şöyle göstermek istiyorum. M 3 sıfırımız var 448 diğeri kartopunun görmüş olduğumuz gibi ipi yine renk numarasına bakalım şu şekilde K 1892 diğer hardalımıza bakacak olursak şöyle bakalım Ören Bayan Tanja renk numarası ise 115 Evet bu üç rengimizi sırasıyla örerek bu güzel modelimizi çalıştık Umarım faydalı olmuşumdur ve güzel anlatabilmişimdir. Kolay gelsin diyerek hemen çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Şişime ilmeklerimi aldım. Çift sayıda olmasına dikkat edin. Sadece bir sıra ilmeğimi aldım. Herhangi bir şekilde örmedim. Bakınız örgümüzün arka yönündeyiz. Bir tane düğümümüzü atalım. Ve hemen ikinci rengimizle örmeye başlayalım. İkinci rengimi kahverengi olarak kullanmak istiyorum. Düğüm atmayalım. E, sıramızı tamamladıktan sonra düğüm atalım. Birinci ilmeğimi şöyle alıyorum ve ters olarak örüyorum. Yönünüz nasılsa o şekilde örebilirsiniz. Düğümümüzü daha sonra atalım. Birinciyi ters ördüm, ilk ilmeğim. İkinci ilmeğimi ipimi üzerine alıyorum. Bakınız, şöyle epeyce ileriye alıyorum. Şişimi örmeden aktarıyorum. Hem yeşilim geçiyor, hem kahverengim. Elimle tutuyorum ve bir tane ters örüyorum ilmeğimin üzerine ipimi alıyorum yandan giriyorum boş alıyorum ve ipimi şöyle tutuyorum tersimi örüyorum şöyle bakınız tekrar bir ördükten sonra ipimi ilmeğimin üzerine alıyorum boş geçiriyorum bir tane tersimi örüyorum ilmeğimin üzerine ipimi geçiriyorum örmeden alıyorum bir ters bir tane ters örüyoruz bir ilmek üzerine ipimizi geçirip boş alıyoruz bir ters ilmek üzerine alıyorum geçiriyorum ve bir tane ters Burası önemli arkadaşlar. Üç rengimizin her sırasında farklı farklı durması için bir sırada ters örüyoruz diğer sırada düz olarak örüyoruz burası örgümüzün arka yönü ve ters olarak örüyoruz bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum sıradakini ters birini örmeden birini ters örmeden alıyorum ve diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve ikinci rengimi bu şekilde tamamlamış oluyorum Şöyle tepeden bakmanızı istiyorum şöyle açmak istiyorum bir tane ördüm bir ilmek attım bir ördüm ilmek attım ördüm ilmek attım ördüm ilmek attım bakınız ördüm ilmek attım şekliyle ikinci rengimi tamamladım üçüncü rengime geçmek istiyorum üçüncü rengimde çok sevdiğim hardal rengimi kullanmak istiyorum ve burası örgümüzün düz yönü örgümüzün düz yönünde yine ilk ilmeğimizi örerek başlıyoruz Birinci ilmeğimi düz aldıktan sonra, düz ördükten sonra ikinci ilmeğimizi diğer yönde örmüştük. Bu yönde örmüyorum. Hemen üzerine ipimi alıyorum ve şişime örmeden geçiriyorum. Diğer tarafta üzerinde ilmek olan, bakınız, örmeden geçirdiğim ilmeğimi bu yönden girerek düz olarak örüyorum. Diğer yönde ördüğüm ilmeğin üzerine ipimi alıyorum, şişime örmeden geçiriyorum üst üste olanları örüyorum bu şekilde kodlayabilirsiniz tek olanı üzerine ipimizi alıyoruz üst üste olan bakınız örüyorum tek olanı şu şekilde şişimin üzerine alıyorum düz yönden örüyorum örgümüzün düz yönündeyiz üzerine ipimi alıp boş geçiriyorum her ikisini örüyorum. Diğer sırada ördüğümün bu sıra sadece üzerine ipimi bırakıyorum ve örmeden alıyorum. Yandan girerek düz örüyorum. İpimi üzerine alıyorum. Boş. Yandan düz. İpimi üzerine alıyorum. Boş. Yandan düz. İpimi üzerine alıyorum. Boş. Çok kolay. Bakın hep işlemlerimiz birbirinin aynısını tekrar etmekte. Son ilmeğimizi de düz olarak örelim. Ve artık bütün iplerimizi bağlayabiliriz. Kahverengimi buradan hardala bağlıyorum. Buradan da diğerini bağlıyorum. Üç rengimizin üçünü de ördük. Bakınız. Şimdi örgümüzün tekrar diğer yönündeyiz. Bu şekilde e, iplerimizin iki tanesi bir yönde, bir tanesi diğer yönde kalmakta. Öreceğimize e, hangi renk burada görmüyor isek, hangi rengi bu sıramızda örmemişsek o rengimizde örmeye devam ediyoruz. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Şu an için herhangi bir şey belirli değil ama şöyle bakalım belirli olacak inşallah. Hemen örgümün arkasını çeviriyorum. Dişli ipimle örmeye devam ediyorum. Birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bakınız örgümüzün arka yönü. Ters olarak ördüm. Bir önceki sırada örmüş olduğum ilmeğin üzerine ipimi şu şekilde alıyorum. Ve iki tane ilmeğimi örmüştüm. Üzerinden boş geçirmiştim. Her ikisini ters olarak örüyorum. Boş alıyorum. İki ilmeğimi ters örüyorum. Diğer sırada ördüğümü hoş geçiriyorum ipimi üzerine alarak diğer örmediğim ikisini ters olarak örüyorum boş alıyorum örüyorum üzerine ilmeğimizi atıyorum şu şekilde diğer ikisini ters örüyorum ilmeğimi üzerine bırakıyorum diğer ikisini ters örüyorum boş ters boş ters ve ters olarak tamamlıyorum. Evet. Şimdi bir sıramızı daha bu şekilde örmüş olduk. Şimdi kahverengimizi alıyorum ve örgümüzün düz yönündeyiz. Aynı işlemlerimizi düz yönden örerek tekrar ediyoruz. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi bir önceki sırada ördüğüm için üzerine ipimi alıyorum, ölmeden şişimi aktarıyorum. Uzattığım ilmeğim ve diğer rengimi ardından girerek düz örüyorum hardalımı. Ördüğüm ilmeğim yeşil zaten bakınız boş al alıyorum hardalın ve yeşilimi birlikte düz olarak örüyorum. Boş alıyorum. İki farklı rengimi örüyorum. çift aldığımız hep iki farklı renk bakınız arkadaşlar ikisini düz örüyorum örgümüzün düz yönündeyiz çünkü evet bir tanenin üzerine ipimi alıyorum iki farklı rengi yandan girerek düz örüyorum ipimi atıyorum örmeden düz örüyorum örmeden alıyorum düz örüyorum ve en son düz örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yeşilimle kahverengimi görmekteyim. Hardal rengimle tekrar devam ediyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ters ördüm. Bir önceki sırada ördüğüm ilmeğimin üzerinden ipi geçiriyorum ve bu sıramızda örmeden şişime geçiriyorum diğer sırada örmeden boşaldım bakınız iki tane renk mevcut İki rengin olduğu yeri örgümüzün arkasında ters olarak örüyoruz düz yönde düz ters yönde ters diğer yönde ördüğüm ilmeği örmeden ipimi üzerine alarak geçiriyorum İki rengimi ters birlikte örüyorum üzerinden ikisini birlikte ters hiç kafamız karışmasın iki farklı rengin olduğu ilmeklerin ikisini aynı anda alıyoruz ters yönde ters düz yönde düz olarak ikisini birlikte örüyoruz bakınız bu şekilde minik kodlamalar çok yardımcı olacaktır ip üzerinden alıyorum ters örüyorum ip üzerine atıyorum ters örüyorum ipi üzerine alıyorum ters örüyorum. Son ilmeğimi yeniden ters örüyorum ve hardal kahverengi sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi yeşilimizi örmek için hazırız. Örgümün düz yönündeyim ve düz olarak öreceğiz. Hemen yeşilimi alıyorum. Hangisini örmediysem onu alıyorum bakınız. Düz olarak ilk ilmeğimi örüyorum. Ve bir önceki sırada örmüş olduğum bakınız düz ilmeğimin üzerine ipimi alıyorum şöyle ilmeğimi atarak geçiriyorum diğer yönde örmediğim iki ilmeğim var bakınız ikisinde düz yönde düz olarak ardından girerek örüyorum şöyle yandan diğer ördüğüm ilmeğin üzerine alıyorum iki ilmeğimi örüyorum üzerinden örmeden ilmeğimi alarak geçiriyorum ikisini düz örüyorum e bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Umarım e, çok keyif alarak yapacaksınız. Anlaşılır da olmuştur inşallah. İki farklı rengi mutlaka ikisini birlikte alıyoruz bakınız. Teki örmeden ipi üzerine geçiriyorum. Düz yönde düz, ters yönde ters örerek örgümü ilerletiyorum düz yön son ilmeğimi düz olarak örüyorum şöyle bakalım bakınız Evet bir sonraki rengimiz kahverengi örgümün arka yönündeyim ve kahverengimi parmağıma sardım ve başlıyorum ilk ilmeğimi ters olarak örüyorum hep değiştirdiğimiz için renklerimizi ilk ilmeklerimizi o yüzden örmekteyiz Örmüş olduğum ilmeği hemen görüyorum. Bakınız bir önceki sırada örmüştüm. Üzerine alıyorum. Boş geçiriyorum. Diğer yeşilimle hardalımı aynı anda tersten örüyorum. Bir tane boş. ikisini örüyorum. Boş. ikisini örüyorum. Boş alıyorum. Hep tersten örüyorum. Örgümün tersindeyim. üzerine atıyorum. Son ilmeğimi ters örüyorum ve bakıyorum. Tekrar ha, tekrar hardalımdayım. Hemen hardalımı alıyorum ve örgümün düz yönündeyim. Umarım iyice pekişmiştir. Çünkü çok güzel bir model. Mutlaka yapmanızı istiyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Her seferinde bakınız renk değiştirdiğimiz için örmekteyiz. Normalde örmüyoruz. Evet. Ördüm. Diğer sırada ördüğüm ilmeğin üzerine alıyorum şöyle. İşilime kahverengimi şuradan ardından girerek düz olarak örüyorum. Boş alıyorum. Her ikisini düz örüyorum. Boş alıyorum ikisini birlikte teki boş alıyorum üzerine ipimi atarak bakınız tek ilmeğimin üzerine alıyorum son düz yöndeyim ve düz olarak örüyorum hemen bakıyorum burada örmediğim olmayan rengim yeşil hemen yeşilimi alıyorum ve yeşilimi arka yönden örmeye başlıyorum bir tane tersle başlıyorum ikincinin ördüğüm için üzerinden alıyorum ikisini ters olarak alıyorum üzerinden ve bu şekilde örmeye devam edelim 3 renkten ördüğümüz selanemizi bu şekilde örerek büyütüyoruz. Bakınız gayet düzgün ilerlemekte. Şöyle arkasına da bakalım. Arkası da çok hoş durmakta. Dilerseniz arkasını bile kullanabilirsiniz ama e, önü daha şık. Şöyle bakalım. Her sırada her rengimiz sırayla dizilmekte. Bakınız yeşil, hardal, kahverengi yeşil, e, sarı, kahverengi. Her sıra yani iki sıra üst üste aynı renk gelmemekte. Şöyle bakalım. Evet şimdi yeteri kadar ördükten sonra kesme işlemimizi birlikte yapalım. Kesme işlemimizde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Birinci ilmeğimin içerisinden geçirerek kapatıyorum. İki tane ilmeğimizi düz olarak örüyorum. İkisini aynı anda alıyorum. Tek ilmek yapıyorum. Bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiyorum. Tek olan ilmeğimi yine düz örüyorum. Arasından geçiyorum. Dilerseniz şöyle de yapabilirsiniz. Örmüş olduğunuz ilmeğimizi takıp her ikisini örebilirsiniz. Ördüğüm ilmeği takıyorum. Atmalı ilmeğim olduğu için hem kahverengimi hem hardalımı şöyle aynı anda örüyorum. Bakınız bununla daha rahat kesebilirsiniz. Tekrar takıyorum her ikisini birlikte alıyorum hangisi kolayınıza gelirse o şekilde örebiliriz her ikisini ve buradaki ilmeğimizi alıyorum şu şekilde çekiyorum tekrar takıyorum bu yöntem daha kolay olmakta son ilmeğime kadar ördüm tekrar taktım bakınız kestiğimi her ikisini birlikte alıyorum bir tane şu şekilde zincir gibi çekiyorum düğümümü atıyorum ve ipimizi keserek ilmeğimizi iç kısma geçirelim. Evet çalışmamızı bu şekilde devam ettirerek istediğimiz örgülerde kullanabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir ve anlatabilmişimdir. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeniden görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve afiyette kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.